Tamam korkma bayıldım. Tamam korkma. Sakin ol. Sakin. Korkma. Çok mu kötü ayağın? Abimler neredeymiş? Alo. Ya ne oluyor orada? Niye açmıyorsun bir saattir telefonunu? Yok bir şey. Ya genel burada kaldık ortalarda. Fatma Gül iyi miymiş Fatma Gül? Neredesiniz? Ne bileyim burada Dolapdere Taksim yazıyor. Buradan mı sapacağım? Ben de tam bilmiyorum ki. Dur. Aşağıda birilerine sorayım, arayayım ben sizi. Hadi ara beni hemen, hadi. Biraz ilerleyelim bari. Kaybolmayalım mukaddes. Ay sus Rami ya, zaten çok yorgunum. Patlama ne? Dikkat et, dikkat et. Gidip abinden alıp geleceğim. İnadı bırak da ye şunları. Açlıktan bayıldın. Soğutmadan ye de kendine gel. Bir şeyin nesini anlayacaksın Meltem? O kadar anlattım sana. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu gece bir tuhaflık vardı. Üçünüzle de. Hem sonra o kadın. Fatma Gül Ketenci'nin yengesiyim dedi. Babanla ne konuşmaya geldi? Allah'ım çıldıracağım ya. Kız kaybolduktan sonra yengesi aramaya çıkmış. E bizim de Kerim'in arkadaşları olduğumuzu biliyor. Lütfen duymak istemiyorum. Gelir birazdan. Ay. Sabahtan beri telefonlarımız susmak bilmedi. Haber internette gören aradı, gören aradı. Yani ne kadar zor durumda kaldığımızı söylememe bile gerek yok. Böyle çirkin bir itham karşısında kendimizi ifade etmek zorunda kalmak da bizim için çok ağır. Ben bunları konuştuğumuza bile inanamıyorum. Aynen. Aynen. Bütün arkadaşlarıma rezil oldum. Magazin haberlerine kulaklarımı tıkadım. Gözlerimi kapadım. Yalanlarına inandırdım kendimi. Ama bununla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Sana hiç yalan söylemedim ben de. Ne kadar tekzip edilirse edilsin, insanların hakkında hep bir soru işareti kalacak. Ya bugün bana en yakın arkadaşım ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibilerinden laflar etti. Aa başlayacağım ateşine de dumanına da. Çenelerini kapatmazsan daha çok laf işitirsin sen onlardan. Ya o kadar anlattım. Bu kadar mı güveniyorsun bana? He? Bana böyle bir şeyi yakıştırıyor musun sen? Meltem. O kız Kerim'in sevgilisiydi diyorum sana. Öyle olmasa evlenebilirler miydi?
Ya Meltem, bu babamı bitirmek isteyenlerin tezgahı. Bunu Kerim de biliyor, kasabadaki herkes de. Geldim baba. Hoş geldin canım. Reşat Bey bekliyordu. Merhaba. Merhabalar Turan Erbey. İnanın o kadar üzgünüm ki. Çok çirkin bir komplo ile karşı karşıyayız hepimiz. Ama daha fazla ileri gidemeyecekler. Tedbirimizi aldık. Çok geç Reşat Bey. Haber bütün büyük gazetelerin ilk baskılarında yerini almış bile. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.